Güzel bir hafta. Bak herkesin enerjisi İnşallah. Yüksek. Şimdi biz yayın öncesi de konuşuyoruz. Erkekleri kötülüyoruz falan böyle birbirimize. Ama kötü erkekleri kötülüyoruz. İyileri kötülemiyoruz. O yüzden böyle bir başladık. Hatta Edip Bey'i de sıkıştırdık burada. Avukatımıza da sorular soruyor kadınlar. Diyorlar ki bu sosyal medya ilişkileri bozmaya başladık. Erkekler TikTok öğrendi. Kadınlara beğeni yağdırıyorlar. Bütün fotoğrafları beğeniyorlar. Bu boşanma sebebi midir hocam diye sordum. Bakın duyun hanımlar. Bu diyor kötü niyet belirtisidir. Davranışa dönmemiş ama davranışa dönmeye yakın mı? Tabii ki niyeti bozuk. Niyeti bozuk adamın. Eğer bir erkek sosyal medyada tanımadığı kadınları beğeni yapıyorsa, gidiyor onları aşağı kadar like'lıyorsa, hele bir de alev atıyorsa, değil mi? Tabii emojiler. Bir de alev atanlar evet, var. Tabii. Alev falan atıyorsa bu bir boşanma sebebi olabilir diyor Edip Bey. Çünkü sadakatsizliği başlangıcı. Çünkü niyeti bozmuş bu adam. Ona göre yani ben onu yaptım, sadece bunu yaptım bilmem ne değil. Artık boşanma sebepleri çeşitlendi. Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri maalesef ilişkiler çok fazla bozuluyor. Herkes herkesi beğenebilir. Çok normal. İçinden beğen kardeşim. Ne sinyal çakıyor? Sinyalcilerden uzak kalacağız. Selektör yapmayın. Değil mi? Selektör yok. Sinyal yok. Olduğunuz yerde kalın. Aklınızdan beğenin, oturun oturduğunuz yerde. Ona göre bak kadınlar nasıl sinirli. Çok sinirlisiniz değil mi? Seninki dörtleri yakmış, o çok kötü. Seninki dörtleri yakmış. Bir de onlar var. Bir selektör yakanlar, sinyalciler var. Bir de dörtlerini yakıp koşanlar var. Bunlar daha yürüme aşamasında, sonra koşuyorlar. Doğru. Kötü. Kadınların rahatsız olduğu kadar var. Gerçekten. Kötü kadın da var. O muhakkak. Ama şimdi biz kadını erkeği kötüleyeceğiz. Şimdi boş ver kadını. Birazcık dur, erkekleri kötüleyeceğiz. Ama kameramanlar hepsi erkek beni kötü çekecekler şimdi. Bak sakın bilenmeyin bana. Ona göre. Şimdi ihbar hatlarımıza vermek istiyorum. 530 488 5184. İster arayın, ister mesaj atın. İstediğiniz her konuda bizi arayabilirsiniz. Şimdi yanımızda Ebru var. Bak ne kadar güzel bir kadın Ebru. O da bir erkek mağduru ama başka türlü bir mağduriyet onunki. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk ablam. Çok mağdurum. Ve senden başka beni kurtaracak kimse yok. Ateşe böyle ateşin içindeyim ablacığım. Annem de bağlanır konuşsun. Bu Hüseyin Bakırcı milyonların önünde söz verdi ama sözünü yapmadı. Klibimi yapmadı. Hüseyin Bakırcı kim? Bakır. Hüseyin Bakır yapmadı. Hüseyin Bakır kim? Beni dolandırdı. Hüseyin Bakır'la İsmail Gürbüz dolandırdı. İsmail Gürbüz de benim eski sevdiğim kişidir. Benim ayağımdan hep çekmek için bir türlü hayatımdan gitmiyor. Madde içiyor. Madde satıyor. Karı ticareti yapıyor. Gece 4... Tamam. Sen evet. Kaç yaşındasın Ebru? 35. 35. Hiç evlilik geçirdin mi? Geçirdim. Çocuğun var mı? Var. Yuvamı da İsmail Gürbüz yıktı. Bu klibimi yapan. Ses kaydı var. Tamam. Kız kardeşim ne zaman boşandın Ebru'cum sen? Bir sene, geçen sene. Geçen sene boşandın. Kaç evet. çocuk vardı? Bir tane. Bir tane. Allah bağışlasın. Şimdi ne oldu? Sen ne işle uğraşıyorsun Ebru? Ben... Şişe toplayarak geçiniyorum. Çöp toplayarak. Çöp toplayarak. Oyunculuk yapayım diyorum. Ayağımı bağlıyor. Zaten verdim orada. Oyunculuk yapmak istiyorum. Ayağım bağlıyor. Çöpçülük yapayım diyorum. Zabıta yolluyor. Ben ne iş yapacağım kim bilmiyorum. Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? Bu İsmail Gürbüz yapıyor. İsmail bu klibimi kim? Bozan işte Hüseyin Bakır'ın aklını çelen kişi. Şimdi şunu soracağım. Arkada senin başka şeyler mi? Var. Senin klibin mi var? Evet. Sen şarkıcılık mı yapıyorsun? Klibim vardı. Müziği aldı Hüseyin Bakır. Başka programa çıktım. Yapacağını söz verdi. Yapmadı. Tamam. Sen şarkı söylemeye ne zaman başladın? Bir yıl önce de bir tane çıkardım. İzmir'le Ebru'da'ya. Bir de o şarkım var. Bir de bu çıktı ama bu şimdi Ebru, kötü çok şarkım. Çok karışık gidiyor. Şunu anlatacağım. Ebru aslında başka işlerle de ilgileniyor ama çok böyle hayali var. Sesinin de güzel olduğuna inanıyor. Bir klip çıkarmak istiyor. Ve klip çıkarmak için Hüseyin Bakır'a gidiyor. Bir klip çekiliyor. Ve bu klibi sonrasında sen beğenmiyorsun çünkü sesini kötü çıkarıyorlar. 9-8 yapmamış müzik. Belli Ankaralı yapmış. Roman havası bu şarkı. 9-8 olacak. Altyapım 0. Müzik gümbür gümbür olacak. 9-8.
ortada granet çalacak. Montaj zaten söylemiyorum, kötü belli her şey. Evet, yani çok kötü bir şekilde yapıyor, evet. Ve senin 75 bin liranı da alıyor. Evet, reklam ama... parası içinde, hepsi içinde. Evet, alıyor, vaat ettiği hiçbir şeyi yapmadı. Benim psikolojimi çok bozdu. Ayın 30'u dedi, o gün diyor, bugün diyor, yapmıyor. Sen Ebru daha önce başka bir programa da çıktın. Orada da kendisine seslendin. Söz verdi. Düzelteceğine söz verdi, yine yapmadı. Umudum da kalmadı artık. Ben Başbakanın bir şey arada, kızı aradı dün beni, evet, Messenger'da. Kim aradı? Başbakanın kızı. Onun ismi garını istedi benden, fotoğrafını. Biz dedi bağlanalım. İnsanlar bana üzüldü ama çünkü... Ama fake hesap olmasın o? Yok değil, başbakanla da konuştum. Nasıl konuştun? İsmi gardan yazdım, Cumhurbaşkanından. Evet. Yardım istedim, dolandırıldım, bir çözüm bulsunlar istiyorum. Psikolojim çok bozuldu. Peki gerçekten. Bu süreçte boşanma bundan dolayı mı oldu eşinle? Boşanmam, İsmail Gürbüz'le kız kardeşim yuvamı yıktı. Nasıl yıktılar İsmail Gürbüz? Karı doladılar eşime, ses kaydı var. Ne doladılar? Kadın. Kadın doladılar eşine. Kadın var elinde, altın veriyor mesela, şimdi abi bana getiriyor, öyle dolandırıyorlar. Peki bir şey söyleyeyim. Başı da İsmail Gürbüz. İsmail Gürbüz kim oluyor? Fotoğrafını verdim, yayınlansın. Hayır, kim yani, nasıl tanıştınız, kimdir bu adam? Bu eski sevdiğim. Evet. Eşimden önceki, evlenmeden önceki ilişki. Evet, kardeşim beni kötüledi, hayatımdan gitti, ben evlendim, o evlendi. Yıllar sonra kız kardeşimle bir birlikteliği başlamış. Ondan sonra yatıp... Bir dakika. Kimin kız kardeşini? Benim kız kardeşimle. Birlikteliği. Kimin? İsmail'in. Evet. Aha. Ondan sonra... Yani senin eski sevgilin kız kardeşine, evet, birlikte oldu. Birlikteliği başlamış. Ondan sonra ben duyunca kaynar sular döküldü aşağımdan aşağı. Sevgim nefrete dönüştü. Ben de sevgi bitmedi. Yanlış yol yaptığını Peki, da öğrendim. Peki kız kardeşinle ne oldu ara? Annem babam evlatlıktan sildi. Uyuşturucu satıyor kendisi. Peki bu adam Yok. Bu kadar yıllar sonra tekrar senin hayatına nasıl girdi? Düşmüyor yakamdan abla. Ona da gelelim. 9 yıldır bütün Türkiye duysun. 9 yıldır, 10 yıldır mücadele ettim kötü yola düşmemek için. Ama beni harcayamadılar. 9-10 yıldır oğlan kardeşimi harcadılar. Madde verdiler. Kız kardeşim yaptı. Benim oğlan kardeşime de işkence yaptılar. Kız kardeşimle İsmail Gürbüz. Ben çok yoruldum. Nasıl bir işkence yaptılar? Yapmışlar onu bilmiyorum. Bir tanıdık söyledi. Hatta bir ses kaydı var. Benim yuvamı onlar yıktı. Sesinde zaten sesi böyle bir değiştirdiği yuvanın, zaman çıkıyor. Şimdi İsmail Gürbüz tekrar hayatına nasıl girdi de yuvanı yıktı? İşte hayatıma kız kardeşim kötü olduğu için... beni kötü yola düşürmek için planlar yaptılar. Devamlı tuzak, plan, tuzağın içindeyim. Nasıl oluyorsa ne yapıyorlar? Erkek dolamaya çalışıyorlar. Bir gün nasıl yolda, doluyorlar bu erkeği? Numaramı veriyorlar. Daha önce yoluma biri çıktı. Ben bu kişiyi tabii ki de bağırınca millet dolandı. Annem dedi ki... Yani bir şey söyleyeceğim. Önce numaranı dağıttı. Erkekler seni aramaya başladı. Evet, evet. Ne diyorlar arayıp? Görüşelim diyor, edelim diyor. Sen ne diyorsun? Ben istemedim, hiç gitmedim. En son arkadaşımla artık dayanamadım. Gel bir gidek dedim. Gittim, buluştum. Niye dayanamadı? Ne istiyorlar merak ettim. Devamlı olmuyor. Sen, evliyim. Değil mi Ebru? Devamlı, evet. En son dedi ki sana kötülük düşünüyorlar. Dikkat et, çok kötü yola düşeceğim bir haneye dediler. Bir dakika, sen gittin bir buluşmaya. Gittim. Ne oldu o buluşmada? Nerede buluştunuz? Kafede buluştum. Buluştun. Ne dedi adam sana? Sana dedi tuzak planlıyorlar. Kötülük düşünüyorlar. Dikkat et, ayağını denk al dedi. Sen bunu eşine söyledin mi? Söyledim. Pek oralı olmadı. İnanmadı eşin. İnanmadı. Ben dedim ki bak evden işe git dedim. Bunlar çok tehlikeli. Beni dinlemedi. Arkadaş ortamlarına gitti. İşten eve gittiği halde beni aldattı. O kadar disiplin içindeyken bu adam yaptı bunları. Peki sonrasında sen kız kardeşin bunu yapıyor, tuzak kuruyor. Bir de o İsmail'le birlikte tuzak diyorsun. Tuzak kuruyor. Sen benim kız kardeşine konuştun mu sen bana niye tuzak kuruyorsun, ne oluyor diye? Bekarlıktan beri uğraşıyor abla yani. Neden kız kardeşin sana böyle düşman? Öz kardeşin mi? Öz kardeşim. Niye? Oğlan kardeşime de düşman, bana da düşman. Neden? Bilmiyorum. Yani iç kanı bozuk. Kız kardeşinin Açık adı ne? Açık ve net söyleyeyim. Seçil İpek. Ha, oraya Seçil İpek derken, uyuşturucudan Erkan İpek benim eniştem oluyor.
şu an Ali Ağa'da cezaevinde yatıyor. Suçsuz yere yatıyor. İsmail Gürbüz'le benim kız kardeşimin mallar şu an suçsuz yere yatıyor ablacığım. Tamam, o çok ayrı ayrı, ayrı konu. Şimdi Seçil denilen kız kardeşin, evet, annem de seni biliyor, kıskandığı için sana tuzaklar kuruyor. Senin evet, düşüncene evet, göre evet, bu değil mi? Evet. Peki, düşmüyor yakamdan. Sonra eşinle ilişkin devam ederken eşin seni aldattı. Evet. Kimle aldattı? Elif diye bir kızla. Evet. Ben hemen duyunca, aldattığını duyunca değil, altınları duyunca benim çarptal attı. Altın ne? Altın almış, kolye, yüzük almış. Evlenelim demiş. Aa, bilmem ne karısına. Senle evliyken başka kıza evlenme teklifi ediyor. Öyle demiş, bilmiyorum, birisi anlattı. Benim yuvamı yıktı, ses kaydı var. Kız kardeşim. Peki Elif'le nasıl tanışmış? Valla Feyz'den herhalde. Feyz'de kızın fotoğrafı vardı. Avukata dedim bununla beni hemen boşa. Ben hı-hı, duydum, benim midem kaldırmadı. Beni hemen boşa, bir cersede hemen bir hafta içinde mahkeme oldu bitti. 15 milyar para verdim. Özel avukat tutup boşadım. Peki Ebru, sen daha önce başlangıçta dedin ki bu kadını eşimin üzerine İsmail saldı. İkisi yaptı. İsmail'le birlikler. Nasıl yaptı? Nereden öğrendin bunu? Birlikler. Bir İsmail'in arkadaşı söyledi. Ne dedi? Bak dedi, söyleyeceklerimi dinle dedi ama söyleme benim. İstiyorsan ses kaydını veririm. Sesi değiştirerek ver. Çünkü İsmail Gürbüz'ün arkadaşı olduğu için gidip sataşır, bir şey olmasın. Ne başıma dedi sana? Bela. Yani bu çünkü pislik olduğu için. Evet. Başı bela giderse üzülürüm ben şimdi. Vicdan azabı duyamayacağım. Peki ne dediler o ses kaydında? Anlattı ne var? Ses kaydında. Ses kaydında evet diyor. Senin kocana, kız kardeşin planladı, yaptı. Anlatıyor. Ne planlamış yani? Elif'i o mu götürmüş ona? Valla o olayları bilmiyorum da işte onlar dolamış. O bir şeyler anlatıyor. Elif'i onun peşine onlar da. Elif iş yerinden biri falan değil mi? Değil değil. Şey karısı. Ne karısı? Tövbe değil. Bir dakika, ne karısı? Yani çeşit kadın. Yani. Çeşit kadın ne demek? Yani ne bileyim işte, başkalarınla da takılıyor yani, bir kişi değil. Ben öyle diyeyim. Onun ne demek oluyor mesela, başkalarıyla takılan kadının adı ne? Yani birane karısıyla takılmış. Birane karısı. Ha, öyle diyeyim. Yüzük, şeyde, nerede biraneye çalışıyor? Gitmiş. Orada işte yüzük takmak, yüzük takayım demiş, bir şeyler demiş. Hocam bilmiyor muymuş bu herkesle dolaşıyor kadın? Bilmiyorum. Peki sen demedin mi, kocanla yüzleşmedin mi? Yüzleştim, inkar etti, ben yapmadım dedi. Herkes inkar ediyor. Aha. İsmail Gürbüz'de mahkemeye girdim. Ha, bir delil de var elimde, getirdim. Evet. Hatta fotokopisi de var telefonumda. Mahkemeye girdik. Mahkemede aynen böyle söyledi ablacığım. Ben bunu tanımıyorum dedi. 2 ay, 3 ay oluyor. Mahkemeden çıktık. Sen dedi evlenemezsin, seni öldürürüm dedi. Ben şimdi buna mı soracağım evlenirken? Yani senin kız seni kıskanıyor hala İsmail. Öyle gibi duruyor. Peki şimdi bu diğer adam, klibini yapanı İsmail mi tanıştırdı sana? Yok, ben onu Instagram'dan buldum. Aha. Fırat diye bir kişi çıktı karşıma. Fırat hı-hı, da beni Hüseyin Bakır'la al görüş dedi. Öylelikle bu iş oldu. Yanına gittim bir günde. Peki Hüseyin Bakır'la İsmail'in ne bağlantısı var? Benim şarkım güzel olmamasını istiyorlar. Zaten ortada şarkı. Şarkını İsmail mi diyor, çirkin yap şarkısını? Evet, çirkin yap diyor. Evet, bir yerlere gelmesin istiyor. Demek ki bunu hala aşık. Bunu oluyor. Sen mi öyle düşünüyorsun yoksa birinden duydun mu böyle? Duymadım bir şey? Ablam. Devamlı uğraşıyor. İlk klibimde yaptı, sustum. 18 milyar bana koymadı, umurumda olmadı. Ama bu ikinci klibim 75 milyar. Biz bu klibi izleyeceğiz mi? Merak ettim ben bunu. Ablacığım 75 milyar para. Kolay para mı? Ben çöp topluyorum. Ben peki, onu Ebru, da eşimden şey ayrılırken aldım. Senin sesin güzel mi gerçekten? Sence? Yani iyi. Bir dinleyelim mi sesini Ebru'nu? Bir mikrofon versenize. Şimdi klibi de dinleyeceğiz ama ondan öncesinde bir dinleyelim. Sonra nasıl klipte değişmiş görelim yani. Nasıl bir tuzak bu? Söyle bir istediğin tuzak şarkı. Tuzak dediğim şeyleri halletmedi. 9-8 olacağına Ankaralı afası yapmış. Tamam. Ankaralı afası. Bir söylesene. Bir müzik versinler alttan. Müziksiz bir müzik var mı? Yani alttan bir şey versin. Bir önce müzikli ol, müziksiz olsun, sonra müzikli de olur. Çekemezler benim gibi gelini, bulamazlar böyle. Çekemezler benim gibi bir periyi, kuduruyorlar mahallenin delileri. Çekemezler benim gibi bir periyi, kuduruyorlar mahallenin delileri.
Kestirmiş göz kalemini, 2 kilo fontenini, şişirmiş dudağını, gerdirmiş yanağını, benim prensime talip olacakmış. Ay bir de naz yapıyor, üstüne yarışıyor, silikonu karşıdan merhaba canım diyor. Ay bir de naz yapıyor, üstüne yarışıyor, silikonu karşıdan merhaba merhaba diyor. Başkasının ayağıyım, şıkır şıkır bir periyim. Ay bir de çok zenginim, hadi gülüm hadi çocuğum. Başkasının ayağıyım, şıkır şıkır bir periyim. Ay bir de çok zenginim, hadi gülüm hadi çocuğum. Başkasının ayağıyım. Abla, senden rica ediyorum. Benim seninden başka çarem de yok, görüyorum ben. Beni bu İsmail Gürbüz'den kurtar. Tamam. Yalvarıyorum sana, yalvarıyorum. Bak köpekler gibi bütün Türkiye duysun. Yoksa... İstemiyorum hayatımda. Annem bana ağlıyor. Annem babam yarın öbür gün yaşlı. Başıma iş gelirse üzülüyor. Annem de bağlansın isterse. Kız kardeşimin yaptıklarından, İsmail Gürbüz'ün yaptığından bıktım. Psikolojim bozuldu. Evet, Allah korusun. Yani gerçek abla, yani ben istemiyorum. Ben onu sevmiyorum. Kardeşimle bir ilişkisi olduktan sonra ben nasıl seveyim ya? Benim midem kaldırmıyor. Ben gururlu, şerefliyim. Sana bir şey daha söyleyeyim. Programa gittim ben. Hemen beni aramışlar böyle programda. İyi dinleyin Türkiye. Programda aramışlar. Beni kötülemişler. Ben... Bilmem ne diye, bilmem ne, kim bilir ne dedi. Bak kardeşim, bütün Türkiye duysun. Eğer gerekiyorsa burada uzman doktorlarda görünürüm. Daha önce de göründüm bekarken, hala şeyi var. Ha, kalkmış benim için ben görünürüm. Ben eşimden ayrıldıktan sonra kimse birlikteliğim olmadı. Yatıp kalkmadım. Kimseyle bir diyalogum yok. Eğer bana telefonda bağlanmak isteyenler de buraya gelsin canlı yayına. Öyle atıp tutmakla bu dünya dönmüyor. Ben çok yoruldum. Düş yakamdan İsmail Gürbüz. Düş. Peki Ebru, senin çok... Vallahi yoruldum ya. Yoruldum abla. Yoruldum. Özellikle İsmail'le ilgili. Ama aslında bakarsan... Psikolojimi çok bozdu. Bu Hüseyin Bakırcı'ya da milyonların önünde söylüyorum. Artık bir anlaşmaya varalım. Artık klibimi yapıyor. Ne karar veriyorsun? Artık yap. Yapmıyorsan da benim paramı lütfen uzlaşalım artık. Evet. Benim paramı yiyemezsin. Sen benim paramı kesmek istiyorsun. Sen vicdansız bir insansın. Sen vicdanlı olsan çöp toplayan bir kadına, ben dulum. Benim çocuğum bir tane çocuğum var. Ben annem babamla yaşıyorum. Sana anlattım bu İsmail Gürbüz'ü, bile bile bana bunu yaptın ya. Yazıklar olsun sana da, bütün Türkiye'nin önünde söylüyorum. Bu madde içtiğini de, her şeyi de anlattım sana. Sen bile bile bana bu kazığı attın. Sana tek kelime söylüyorum. Çok dolu olduğun için böyle şey yapmadın. Psikolojim bozuldu ablacığım. Tek tek gidelim. İsmail senin eski sevginin, o ayrı. Sonrasında seni boşandırdılar. Senin kız kardeşine de oldu. Istediğim... Onu bir şey yapalım. Bir dakika Ebru. Evet. Şimdi Hüseyin olan ise ondan, bak dekontları da görüyoruz. 75 bin TL'sini alıyor. Ama klibini istediği gibi yapmıyor. Yani asıl en büyük şikayetimiz öncelikle Hüseyin Bey'in, Hüseyin Bakır'ın onun klibini istediği gibi yapmaması. Bu klipte neyi beğenmiyorsun Ebru? 9-8 olacak müzik. 9-8 ne demek? Yani gümbür gümbür olacak, hareketli. Müzik roman havası, roman havası müzik olacak. Müzik az ve yavaş. Roman havası, Ankara havası yap. Türkiye duysun. Atağımı telafi ederim dedi milyonların önünde. Bana atasını telafi edecekti. Ama etmedi, evine git dedi. Ben evime gittim, ayın 30'unu bekledim. 2 hafta bekledim. Hep atıyor. O gün, bugün, o bugün. Acıvat'ın işine döndü. O gün, bugün klip bekliyorum. Heyecanla. Ama yok, klip yok. Reklamı bırak, klip yok ortada. Psikolojim bozuldu. Küfür etmişim, beni polize vermiş. Ankara'daki polislere sesleniyorum. Bana ben küfür ettim diye. Ebru. Beni polize vermiş. Ben ne yaptım ona? Ebru, senin mikrofonun var zaten. Ona gerek yok. Yok mu? Şimdi biz tabii Hüseyin Bey'e ulaşıp hani bununla ilgili zaten şikayetlerini, yani şeylerini söyleyeceğiz. Ablam uzlaşmak istiyorum. Bir karara varalım. Bir kere önce şunu sorayım. Sözleşme var mı aranızda? Yok, bu işte IBAN'lar var. İBAN başka. Sözleşme yaptınız mı? Yani yapmadım. Şu şekilde olacak, şu kadar enstrüman kullanılacak, müzik şu şekilde olacak. Yani bir tanımlama, bir şekil var mı? Yok. Yapacağım dedi, hiçbir şey yapmadı abla. Sözleşmesiz yapmıştı. Kötü. Evet, yani kötü bir iş var ama iş var.
Var ama yayından aldı. Milyonların önünde söz sen verdi. Sen memnun değilsin. Evine git dedi. Yayından aldı. Dedi ki yapacağım. Sonra gene İsmail Gürbüz'ün aklına uydu. Gene düzgün. O peki, olmuyor. Ebru, olmuyor. O hayatımdan gitmediği sürücü bak, olmayacakmış. Ebru, bir, en güzeli ben onu rezil edeyim. Bitsin bu iş. Ben artık yoruldum. Soralım. Ne düşünüyorsunuz? Yani evet klip kötü olmuş, şey olmuş ama sizler ne düşünüyorsunuz yani bu durumla ilgili? Ben Ebru'nun sesini beğenmedim açıkçası. Ses yok. Olsun. Abla saygı duyuyorum bütün Türkiye'nin önünde. Yapacak bir şeyim yok. Saygı duyuyorum sana. Sen evet. Benim büyüğümsün abla. Ellerinden öperim. Saygı duyarım. Ben zaten bu olaydan sonra eğitim alacağım ama benim psikolojim bozuldu. Adam gibi bir klip gelmiyor. Hı. Vesile maalesef Hanım. Ben üzgünüm. Bir şeyle karşı karşıyayım. Gelecek şimdi. Yani aslında Ebru... Tabii izleyicilerimiz de şimdi fikirlerini söyleyecekler ama evet. Acaba hani buna yatırım yapacağını ses gitseydin eğitimler i̇şte daha mı iyi olurdu? İşte bu klibi çıkarayım bir sene eğitim alayım dedim kendi hı-hı. kendime. Aradım hatta o programa çıktıktan sonra. Bir boşluk kalınca alayım ama ben kafamı toparlayamıyorum. Adam bana klip, ben paramı vermişim mağdurum. Ver ya klip ver ya para ver bir şey yap. Yapmıyor. Paramı kesmek istiyor. Bana az vermek istiyor. Ben hakkım olanı istiyorum. Sen bana hem klip yapma hem paramı kes. Olur mu? Adalet peki, mi bu soruyorum. YouTube'a falan konuldu mu? İzlenmesi koyuldu, nasıl? Koyuldu koyuldu. İzlenmedi. Programa gittiğimde izlendi. Hı-hı. O programa gidince başladı. 3000 kişi izlemeye ayağa kalktı. Hı-hı. İzlediler o zaman. O zaman izlediler. Peki sen bu klip eğer senin istediğin gibi olsaydı tutardı, patlardı ve yükselirdi diye düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Evet. Peki o zaman sen diyorsun iyi bir yere gelebilirdim. Evet, bunun daha iyi yapılması gerekiyordu. Evet, daha iyisini yapabilirdi. İlk klibim de İsmail Gürbüz'ün yüzünden sorunlu oldu. Ama ondan da kötü bu. O da kötü ama bu ondan kötü. O peki bundan sizler iyi. Yani eğer bu sesin gerçekten ortaya çıkarılsaydı ve gerçekten müzik iyi beslenseydi dediğin gibi olsaydı... Benim sesim kötü olmayacaktı olmazdı, diyorsun. Olmazdı. Oynamamış. Hiç oynamamış. Benim sesi öne atmış. Müzik arkada farkındaysan. Bütün şarkıcılar diyor. Sesin diyor arkada kalıyor. Öne atacaktı. Ha şimdi o arayacak. Yok sesi kötü. Sen adam gibi yapıp bir şansa bırakamadınız. Yazıklar olsun size. Adam gibi bir şansa bırakacak. Psikolojim bozdu. Ne yapacağım ben şimdi? Mağdurum. Şimdi Ebru şey de önemli. Ben sen uzlaşmak istiyorum artık. Bir karara varalım artık. Klibi dinleyecektin öyle yayınlanması lazım. Yani ben bu klibi onaylamıyorum ya da istemiyorum değil mi hocam? Yani bir onaylamıyorum istemiyorum. Bana atmadı işte, atmadı. Hemen YouTube bunlar, atmış tamam bunu da dedi sana yol işte, bana yolladı tamam. Ebru kardeşi bak yani yine de söylüyorum. Bu tip şeyler sözleşmeyle netleşir. Yani evet, nasıl bir çalgı kullanılacağı, nasıl bir müzik, sesin önde olup olmayacağı, sözlerin önde olup şimdi olmayacağı. Şimdi Hüseyin vesaire. Bey hattımızda. Heh. Ebru. Hüseyin Bakır artık yoruldum milyonların önünde klibimi yapacağım dedin yapmıyorsun. Psikolojimi çok bozdun etmiş olabilirim küfür. Özür de diliyorum gel bir uzlaşmaya gidelim. Tamam, yoruldum bir dakika, ben Ebru, senden. Ben bir konuşayım. Yoruldum. Hüseyin Bey. Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar ablacığım. Sağ olun. Ablacığım, çok şimdi, teşekkür ederim. Bir dakika beni dinleyin. Ben bu konuda zaten çok yoruldum. Evet. Şimdi ablacığım biz sadece ona değil. Bak ben yani adını sen söyle. Belki 2000-3000 yakın ben klip çekmişim vardır. Evet. Atıp atıp tutma be. İsmail Gürbüz'ün aklına uydun. O zaman telefon dokümanlarınıza girelim. Girelim bakalım. Bak o yanınızdaki bayan konuşacaksa ben gerçekten yoruldum. Tamam zaten ben dinliyorum anda... sizi tamam. Hüseyin Bey. Siz bana odaklanın. Hüseyin Bey bana odaklanın. Siz bir prodüksiyon sahibisiniz. Ne oldu bir anlatın bana. Hemen anlatayım ablacığım. Şimdi bu hanımefendi geldi. Ücret kabininde. Bizim bir, hatta bu işi ben de almadım. Bizim bir arkadaşımız aldı. Yalancıya bak. Biz bu işi yaptık. Bak belli abla telefonlar her şey belli. Biz bu işi yaptık. Bu hanımefendi durmadan diyor ki benim sesimi değiştirin. Biz bu hanımefendiye seni star yapacağız demedik. Seni milyonlara tanıtacağız demedik. Ücretimiz tabirliğinde biz buna bir klip bir şarkı yaptık. Evet. Şarkıyı yaptıktan sonra TikTok'a sağa sola atıldıktan sonra buna kötü sesine kötü yorumlar gelince bu hanımefendi bize düşman yalan oldu. Yapma.
Yani her şey belli abla. Yani siz aslında birazcık böyle bir cover yapıp mı, yani birazcık sesle oynamanız gerekiyormuş galiba. Hüseyin bırakın. Ben seninle anlaşamıyorum. Ablacığım, bak ablacığım, bir dakika bir dinler misin? Evet. Ben zaten iki gün önce ben bu hanımefendiden gittim savcılıktan, ben şikayetçi oldum. Evet, umurumda sanki. Bana ettiği hakaretin bini bin parça. En sonunda lanet olsun dedim ya. Verdiğin sen bir söylesene, benim paramı kesmek istedim. Bir bak, onu söyle. Sen hayır, utanma alakın yok. Direkt dedik ki paranı verelim. Bak ablacığım, benim ailem... Ben oraya niye geldim? Boşuna mı geldim klip yapmaya? Siz dediniz mi parayı iade edelim dediniz mi? Söyledim ablacığım, parasını verelim, yakamızda olsun. Bu kadın yakamızda olmuyor. Zaten ben mahkemeliyim ablacığım şu anda onlar. Tamam. Ben onu mahkemeye şimdi verdim. Bir dakika, bak, siz o zaman parayı verir, kapansın konu. Eksik veriyor. Ben ablacığım, kuruşu kuruşu ablacığım, bir daha. Ablacığım bak, evet, bana yazdığı mesajları var ya, ben size atsam. Hakaret etmiş. Ettim. Dünya kadar hakaret etmiş. Ben şu anda mahkemeliyim ablacığım o kadar. Ettim, kusura bakma. Bakın bu yanlış, kadını... doğru diyorsunuz. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bak. Hüseyin Bey, siz bir sürü iş yapıyorsunuz. Sizin paranız vardır. Bu kadının parası yok. Çok topluyor. 75 milyar verdim. 75 milyar. Ben, bak ben şimdi ben ona iş yapmışım. Ortada olmayan bir iş olsa tamam diyeceğim. Ben ona dedim ki Ebru, bak kardeşim benim, ben sana iş yapmak istemiyorum. Uydur geç. Peki Hüseyin Bey, şunu soracağım. Dedim, ablacığım bak dedim ki bunun stüdyo masrafı vardır. Çektiğimiz platonun masrafı vardır. Ben bunları düşeyim. Ne tutuyorsa sizin paranızı geri alın. Ne kadar onlar? Ne kadar tutuyor ablacığım, onlar? Ablacığım biz bak 10 bin lira biz şeye verdik. Platoya verdik, kendi haberi var. Evet. 20 bin lira da bunun stüdyo aşaması tuttu abla, anladın mı? 30'u kesiyorsunuz. 30 bin lira. Onun bize verdiği zaten. Kusura bakma, bana klip yapmadın ki şimdi. Bak benim şartelerimi attırdın ha. Sen bana klip yapmadın ki, neye kesiyorsun? Yani, İsmail Gürbüz'ün aklına uydun, yani, klip yaptın, yayından aldın. Yayında, senin yapacağın tek şey, eğer gururlu bir şerefli bir insansan, benim 75 milyarım var. Ona bir cevap versin, ben sizi dinleyeceğim. Benim paramı kesmeye hakkın yok senin be. Ablacığım bak, o yanındaki bayanın ruh sağlığı iyi değil. İsmail Gürbüz versin sana. O İsmail Gürbüz'ün birinin değerinden bahsedelim. Telefonda kurallarına gidelim. Hüseyin Bey size bir şey soracağım. Şunu merak ediyorum. Siz bu klibi yayınlamadan önce Ebru Hanım'a atıp onay aldınız. Hiçbir şey sormadı ya. Ablacığım her şey güzeldi. Yalan yapıyor. Bir dakika. TikTok'a bak, kötü yorumlar geldikten sonra bu kadın bize düşman oldu. Peki klip orada da bütün Türkiye izledi. Bir dakika Ebru lütfen. Ablacığım şimdi biz bu adamın, efendim biz bu adamın, biz bu kişinin parasını almış değiliz. Çalmış değiliz. Biz alıp da sırt dönmüş de değiliz. Ortada yapılan bir iş var. Teslim de etmişiz. Beni ilgilendirmiyor. Ben paramı istiyorum. Ben size çok açıkça bir soru sordum. Abim, siz ablam, ben bunu paramı bir dakika istiyorum. Ebru, ben konuşurken lütfen. Siz bu klibin son halini Ebru Hanım'a attınız ve onay aldınız mı? Onay aldıktan sonra bir belli bir zaman sonra... Peki elinizde var mı? Bu yazılı olarak var mı? Var var tabii ki ablacığım var. Ya yapılmış, ona biz gönderdik abla. Onun kendisinde zaten klibi. Ha siz... Eve geldim, ayın 30'unu bekle. Ebru hep beklesin, Acıvat gibi. Gün sayıyor ablacığım, Ebru. Dur bir dakika Ebru. Ablacığım bak, biz o kadınla zaten görüştük. Sonra televizyondan biri bağlandı, bir tane firma. Allah'ım ya, valla psikolojim bozuldu ya. Bak yayında var, bedava ablacığım. Ben buna dedi klip şarkı yapacağım dedi. Anladın mı abla? Yani yanınızdaki bayanın psikolojisi değil ablacığım. Tamam, onu biz karar veririz. Ben size şunu soruyorum. yani burada siz düzeltmeyecek misiniz bir şey? Ben anlamadım. Siz bu klipte bir şey düzeltmeyecek misiniz? Hayır ablacığım, ben onu mahkemeye verdim. Şu anda ablam bir şey söyleyeceğim. Tamam, mahkeme ayrı bir şey, uzlaşma ayrı bir şey. Yani biz yok burada hayır ablacığım. Ben uzlaşmak için geldim buraya. Ben buraya uzlaşmak için geldim. Hüseyin Bey, mahkemeye siz hakaretten dolayı verdiniz, öyle hakaretten değil mi? Hakaretten. Sen klibimi vermiyorsun ki bana. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Hakaretten. Bak şimdi abicim, bak biz bu bayanın işini teslim ettik. Bu bayanın sesi iyi veya da kötü, ben buna karar veremem ki. Bu kadın tamam diyor ki geçenki programda olmamış, da diyor ki... Olmamış. Ya ben ne yapabilirim? Ulan o iş zaten. Olmamış, ya, olmamış. En güzel klibin bu mu senin? Yazıklar olsun. Bir sürü şimdi, insana yapıyorsun. Şimdi Hüseyin Bey, ticarette... Adalet istiyorum. Ticarette şöyle bir şey var. Belli oluyor klibin ortalıkta. Bir dakika Ebru Hanım. Ebru Hanım, hiç konuşturmuyorsun. Hocamız bir konuşsun. Ticarette şöyle bir şey var. Yani bir anlaşma yaparsınız, bir iş yapılacak. Ayıplı mal satmak denen bir şey var. Yani bu yaptığınız iş eksik olmuş olabilir. Bunu düzeltmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hakaretten şikayet etmiş olmanız başka bir iş. Evet. Bununla ilgisi yok. Ayıplı mal, bak diyor ki hocamız, ayıplı maldan dava açılabilir. Yani bu beğenmediği bir klip. Ben de açacağım. Beni bak, mağdur ettiniz, ben de açacağım. Bak şu anda bak televizyon bunu alıyor rentik için, tamam mı abi? Abicim ben o bayanın, bak ben o bayanın... Ben buraya anlaşmaya geldim. ...yapmak istemiyorum.
Yapmadığım için zaten televizyonlara çıkıyor. O zaman abi, yapmıyorsanız parasını iade edin. 75 tamam, milyar kuruşu kuruşuna istiyorum. Eğer yersen aram zıkkım olsun sana bu para. Ablacığım, çünkü ben çöp toplayarak geçinim. Aram zıkkım olsun sana. Kefen param olsun. Abla bak, yanınızdaki bayan yalancı. Ne yalan? Söyleyin bana bak, ne yalan? Söylüyor. Ne yalan? Bir dakika. Bak, onu bak, eğer orada profesyoneller varsa onu biraz konuşturun. O bayanın hayatı yalan ablacığım. Ne hayatım yalan İsmail Bey, bütün ses kaydını vereceğim şimdi. Evet, ben hiç cevap alamıyorum. Ablacığım bak, ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi bak, ben şöyle bir şey söyleyeyim abla. Bu ne yalan benim, bana onu bak, söyleyin. Bu, ablacığım ben bu bayanın işini ben almadım. Bunu başka bir tane bunun işini çektik. Bak biz bunun işini çektik, teslim ettik. O bayan sıkıntılı bir bayan ablacığım. Ben onu mahkemeye abla verdim. Telefon konuşmaları bak, çıkmıyor mu? Ben bak ablacığım, ben onu mahkemeye verdim. Ya bana mahkemeye siyah, hakaretten vermediniz mi? Ben hem klip için hem onun için verdim ablacığım. Klip bana işi nasıl kimse, siz veriyorsunuz? Klibe ne dediniz? Ben de vereceğim mahkemeye. Verdim abla, iki tarafa da verdim. Beni çıktı televizyondan. Hatalı yaptığın için de, vereceğim. Böyle, ya mahkemeye verirsiniz, mahkeme kararı verir. Ama bu tamam, süreçte anlaşabilirsiniz. Bu kadın çöp yok, toplayarak. Tamam. Şimdi Ebru Hanım diyor ya, ben onaylamadım aslında bu klibi. Evet. Siz bize. Yalan söylüyor abla. Ya tamam, abla, yalan yapma. Siz bize. Siz bize onayladığına dair mesajı atın. Abla eski mesaj, ben nerede yalan buluyorum? Yapıyor, yalan yapıyor, yalan yapıyor, milyonlar düşün. Bak beni çıldırtıyorsun, psikolojim bozdun bozdun, Allah belanı versin. Abla, ama siz bir dakika, siz ablacığım, bir ticaret yapıyorsunuz, siz neden istiyorsunuz mesajını? Abla, duy ya Türkiye ya, ne haldeyim ya, bu klip beğenilir mi ya? Bir görün ablacığım, hepiniz ben, ayağa kalkın ablacığım, ya. Ben bir şey söyleyeyim, tamam biz o bayanın parasını iade edelim, bir daha da bu konuşun. Ben oraya klip için geldim, para vermek için. Ata işte burada bak, seni bir dakika, bir dakika. Ebru yeter. Ebru bir dur Allah aşkına ya. Burası bak, yarım paranı iade ediyor. Hepsini versin 75 milyar. Bir dakika, başka bir yerde çıkaracağım. Bir dur, bir dur. Ablacığım önemli değil, hepsini verelim. Ben hatta son bak, mesajı da ona yazdım. Dedim ki, bak, 75 milyar. Kardeşim. Tamam diyor bize, adam sen de bir mutlu ol biraz. Tamam iyi öyle olsun. Zaten bunu yapacak gibi sorunlu olur. Bak ben size ne diyeceğim. Bak sevap da işlersiniz bayram üzeri. Siz verin bu kadının parasını. Yani 75 bir şey yapmış değil, bu konu kapansın. 75 milyar istiyor. Biz ona paranı verelim dedik. Nalet olsun bizim yakamızda. 70 veriyor, ne kesiyorsun, ben çöp toplayarak geçiniyorum. Senin vicdanın yok mu? Bize Allah kahretsin. Ben oralara klip için geldim. Ben bilseydim gelir miydim? Sen beni mağdur et, geri para ver. Olur mu? Olur mu? Yazıklar ablacığım, olsun sana. Ben oraya klip için geldim. Para için gelmedim. Ablacığım bak, heh, o para hepsi benim cebime girmedi. Ya başka anlatamıyorum. Ben oraya klip için gitmişim. Bak, ben klip için gitmişim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dur Ebru. Hüseyin Bey, siz zaten bir sürü para kazanıyorsunuz. Bir iş adamı olmuşsunuz. Bu kadın çöp topluyor. Siz onun tüm parasını verin. Bir de sevap işleyin. Bu konu kapansın. Adınız da böyle kalmasın buralarda. Şey sana atsın ablam. Bak, ben bu işlerin adamı değilim. Bak bugüne kadar bir ton iş yaptık, hiç böyle bir mevzuyla karşılaşmadık. O para başkası o işi tuttu. Kendisi de biliyor. Ben nalet olsun. Uydur uydur geç İsmail Gürbüz'ün hakkını uydur. Bak kendi cebimden, bak kendi cebimden o parayı vereceğim. Benden gitsin. Tamam. Veriyor tamam, 75 bin. Bir dur. Benim şirketimin ablacığım bak, benim şirketimin psikolojim hayırlı olsun. Tamam abla. Tamam, peki yarın gönderir misiniz? Esra Hanım atmanı istiyorum. Yarın değil, pazartesi günü ben onun hesabına pazartesi atacağım. Pazartesi bayram. Hayır Esra Hanım, hayır Esra Hanım atsın. Pazartesi bayram. Bana atmasın. O zaman bayramdan sonra gönderelim. Sesimizi abla yalan yapıyor, yapacağım. Ben buna inanmıyorum. Ben güvenmiyorum. Klibini bir, yapmayan. Bir dakika bir bulur. Siz bir gönderirsiniz. Ben inanmıyorum. Cuma'ya kadar abla, bulursunuz siz. Ben bakarım, inanmıyorum, ablacığım, ben inanmıyorum. Ablacığım ben trilyon zaten, var adamda. Bak ablacığım ben ha, zaten buna geçen söyledim. Bak bizden uzak dur. Biz senin paranı gönderelim. Bize abla yalan yapıyor, vermeyecek. Klibimi ver, klibimi yapmayan paramı da vermez. Bir dakika dur ben bakalım. Ben klibi yapmam. Çünkü ben klibi yapsak ona abla bak. Bir kere zaten ben böylelerle şarkı yapmam. Ama benim tutmadığım bir iş bu. Ben önce ben bir daha atıp tutma. Ben oraya klip için geldim. Parayı bak, verdikten ben, sonra ne ablacığım, yapayım seni be? Bak, ablacığım ben hı, önce seni suçlusun güçlüsün bir de üste bak, çıkmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. Bak, ben şu anda günah keçisi oldum yani. Benim tutmadığım bir şeyden para ödüyorum. Ben oraya önce klip için geldim. Param almak için geldim. Dur dur. Ablacığım bak Hüseyin önemli Bey, değil. Şunu soracağım İş, size. İş yapmak İsmail için geldim. İsmail diye ben konuşurken konuşma Ebru. İsmail diye birini tanıyor musunuz? Ben kimseyi tanımıyorum. Telefon dokümanlarına inelim. Abla ben bak kimseyi tanımıyorum. Ben bu bayanı da doğru düzgün tanımıyorum. İsmail Gürbüz'ün fotoğrafını yayınlayın. Ablacığım eskiden tutulmuş bir iş, ben başka birinin işini çektim. Ya, o olmaz tamam, ben başka yerde olmaz, yaptırırım abla, buradan çıkınca. Olmaz, yapsın abla.
Peki o sesten bütün bir şey Türkiye'ye sesleniyorum. Eğer bir vicdanlı bir adam çıksın. Daha önce de bir programa çıktım. Bana sana klip çıkarayım dedi ama param yoktu, çıkaramadım. Şimdi Hüseyin Bakır veriyormuş paramı. Bana bir klip yapar mısınız? Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Vicdanlı biri bana gelip 75 milyar paramı alsın. Elim değmeden ben parayı vereyim. Bana bir klip yapsın. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Tamam, klip şirketine sesleniyorum. Siz cuma yardım gününe edin bana. Kadar o parayı klip gönderin. Şirketine sesleniyorum. Cuma gününe Ablacığım. Kadar o parayı gönderirseniz hemen da burada sana yollasın. O klip o parayla başka klip yapsın. Abla sana yollasın. Ben o zaman Ebru Biten'den şarkı söylesin de bir duyanlar gelsin o zaman. Ablam sen al ben almak istemiyorum. Ben bunu muhatap olmamı şart. Bana bir tane IBAN numarası atın. Tamam mı? Esra Hanım'ın IBAN'ını. Ben abla muhatap olmak istemiyorum. Bak, bak ablacığım o benim tuttuğum bir iş değil. Ben istemiyorum muhatap olmak. Bak o para hepsini ben almadım. Ama önemli değil. Ben kendimden göndereceğim. Aferin tamam. Hüseyin Bey. Çok bravo. İyi Hüseyin Bey. Bravo. Teşekkür ederiz. Cuma gününe bile kadar bekliyoruz. IBAN'ı verelim. IBAN'a yollasın. Çok teşekkür ederiz. Klip de istiyor. Hadi bir şey bayram üzeri isteği de olsun. Bir şarkı söyle. Duyanlar artık buna uygun klip düşünürler. Söyleyelim. Evet. Eller havaya kızlar İzmirli Ebru geliyor Düşmanlarını çatlatmaya Düşmanlarını patlatmaya Eller havaya kızlar İzmirli Ebru geliyor Sevdiklerini kudurtmaya Geliyor, geliyor Çek çek arabanı çek çek Ebru'nun saçları havalı mı havalı Ebru'ya iftira atanlar Kovalı mı, kovalı mı Saçları havalı mı havalı? Gelsin Spaliler, paralar paralar. İzmirli Ebru geliyor. Düşmanlarını çatlatmaya. İzmirli Ebru geliyor. Sevdiklerini kudurtmaya geliyor, geliyor. Çek çek arabanı, çek çek çek. Abi kızım ayağını denk al, denk al. Abi kızım saçlarını yolarım, yolarım. Abi kızım her önüne donunu indirme. Abi kızım... Abi kızım saçlarını yolarım. Tabii. Gelsin Spaliler, paralar paralar. Gelsin Spaliler, paralar paralar. Ebru'nun göz, Ebru'nun kaşları karalı mı karalı? Gelsin Spaliler, paralar paralar. Gelsin Spaliler, paralar paralar. Ebru bu nasıl söz ya? Yok bilmem ne indirme, kaşını sürme. Ay. Onlar benimle uğraştı ya. Sen ona söyledin. Çek çek arabayı İsmail'e dedim. Çek çek yani git diyorum gitmiyor adam. Yapıştı kene gibi. O klipteki İsmail Gürbüz mü? Değil o. Onu arabasını arabayı çek dedi. Bir dakika şey bu yaptım. İlk klibindi. Bunu beğenmiş miydi? Bu ondan da beter. Bu gene ondan iyi yani. Bu ya hep ayağımı çekiyor. Hep ayağımdan çekiyor. Ben İsmail Gürbüz'ün hayatımdan gitmesi istiyorum. Fotoğrafını verdim yayınlamadılar. Dur İsmail'e de ulaşacağız biz. Bir bakalım Ebru bak ne güzel fotoğrafı bir şey oldu. Vardı. Hüseyin veriyor 75 binini. Tamam. Bir sevin bakayım sevinince nasıl oluyorsun. Mutlu oldum da şarkıyı da bir kişi yardım etse duysa tamam, sesini. Tamam dur önce paranı alalım ona da yardım eden birini buluruz. Önce bir paramız gelsin güzel oldu evet. Bayram üzere. Hüseyin Bey'e de teşekkür ederiz. Evet. İban'ı yolluyoruz parayı bekliyoruz. Sana şimdi... yollasın abla ben muhatap olmak istemiyorum. Ha? Ay, bana da yollamaz biz bir hesap bulup bir şey yaparız yani şimdi onu. Ama istemiyorum. Ondan sonra onu yaparız. Ahmet Bey geliyor gelin Ahmet Bey. Bize bir mesaj gelmiş. 30 bin TL bağış yapmak istemiş. Sen hiç gelinlik giymedin mi? Ben hem maddi hem manevi hem eşyalarında yardımcı oluyorum. Vay harika! Halim Bey'in borcunu kapatalım. Ve size bu şekilde vermek istiyorum. Siz de sesinizi duyurmak için bizi arayın. Hoş geldiniz Hoş Ahmet bulduk. Bey. Esra. Nasılsınız? İyidir, teşekkürler. İyisiniz. İyi, teşekkürler. Şanlıurfa'dan geldiniz. Aynen. Hoş geldin Hoş Ahmet. Bulduk. Kaç yaşındasın? 24.
24. Biraz sesini, Ahmet'in çok sesi az. Sen biraz bağır Ahmet. 24 yaşında. 24 yaşındasın. Ne işle uğraşıyorsun? Lokanta. Lokantada çalışıyorsun. Urfa'da nerede yaşıyorsun? Urfa'da dışarıda yaşıyorum. Peki şunu soracağım. Evli misin Ahmet? Evliydim, ayrıldım. Ayrıldınız. Eşim. Boşandın mı? Yeni nikahtan. Bir dakika, sesinde problem varmış. Bir sesi düzeltelim. Mikrofon verelim o sırada. Dini nikahtan şey oldu. Dini nikahla evlendi. Aynı. Eşin kaç yaşındaydı? 17 yaşındaydı. 16-17 yaşında. 16-17 yaşındayken aynı. Evlendiniz. Aynı. Çocuğunuz var mı? Çocuk düşük yaptı. Düşük yaptı. Aynı. Çocuğunuz yok. Aynı. İmam nikahlıyken ayrıldınız. Aynı. Dini nikah. Nasıl tanıştınız Ahmet eşinle? Görücü usulü. Görücü annem. Usulü. Ailen mi tanıştırdı? Aynı. Anlat biraz, nasıl, ne dediler? Ya annem buldu bu kızı işte. Ablam gelin komşusu da Şanlıurfa'da merkezde oturuyordular. Annem dedi evlendirim sen şeydim. İşte askere gittim. Geldim, annem rahmetli oldu. Başın ondan Allah razı olsun. Ondan sonra kızı verdiler işte, dedi annenin kapısı açılsın. Ondan sonra bir sene... Neyin kapısı açılsın? Evimizin kapısı. O ne demek? Ya nasıl diyeyim size? Anne vefat edince kapanmasın ev anlamında. Aha. Evlensin, devam etsin. Ha, değil mi? Ocağı tütsün, doğru mu? Biri olsun. Aynen, aynen hocam. Evet. Ya abim de alkollü maddeci işte geldi, evi sattırdı. Mirasa düştüler. Ben de dedim umurumda değil. Annem öldü, gül gibi annem gitti. Aha. Yer, affedersiniz, yerine girer evde, mal da mülk de. Aha. Ondan sonra kaynanam dedi ev gelsin. Bir şey olmaz. Dışarıda çadır açsayız ben seni gene kınamam oğlum. Ondan sonra kaynanam dönme yaptı. Dedi ben kızımı alıyorum. Annemden bir kalma. Bir dakika. Daha evlendiniz mi siz bu sırada? Evlendik. Evlendikten sonra kayınvaliden sana iyi davranıyor muydu? Ya davrandı. Ev için davrandı. Annemden kalan ev vardı. Onun için davrandı. Ondan sonra da az şey oldu. Annenden kalan evde mi oturdunuz önce siz? Orada oturdunuz. Aynen. Ev satıldı. Sonra? Eve işte mirasa kattılar işte abim, ablam gibi. Kaç kardeşsiniz? Beş. Beş kardeşsiniz. Ablam. Aynen, bir tane de abim. Ev gitti, kızını yanına çekti. Annemden kalma eşya da vardı, bazı eşya şey. Onları da aldı, evlerine götürdüler. Elbiselerimi de yandırdılar. Esra nasıl abla. Nasıl yandırdılar ya? Çakmaktan yandırdılar. Kim? Kaynanam gibi. Elbiselerini yaktı. Nerede oturuyordunuz o sırada? Şey, kaynanamgilin evinin yanında. Evin... Tepe mahallesinde, aynen. Orada oturuyordunuz. Kaynanamgilin evi gittiği için, satıldığı için kiraya geçtik. Evet. Ben biraz paramı aldım, ev tuttum işte. Kaynanam dedi, kızım yaşı küçüktür, yanında kalın. Ben göz kulak olam. Her dakika kızını yanına çağırıyordu. Ben o zaman COVID-19 zamanında, ben o zaman COVID-19'da geçirmiştim. Hiç kimse yanıma gelmedi. Kapı kapalıydı. Ne kızını getiriydi, ne... Her dakika kızını yandan alırdı. Hı hı. Ben niye kızını alıyor senin yanında? Kızının yaşı 16-17. 17-16 yaşında da kızının beynine giriydi. Ne diyordu kızına? Ya dedi evden ne olursa Kur'an-ı Kerim'i kızına bastırdı. Dedi evden ne olursa gel bir yedi. İftiralar attı, yok kızımın saçını kesti. Kızıma kafasına silah dayadı. Bunlar iftira. İftira tabii. İftirası. Bana o zaman dedi kızımı gel siye verecek. Beni motordan aldılar. Beni darp ettiler. Kim? Kayınbabam gel. 3-4 kişi ben sopadan şeyden. Niye bunu yapıyorlar? Seni evlendirdiler. Sonra niye bunu yapıyorlar? Ev gitti. Şimdi de evi aldık. Üstümüze kiradalar ya kaynanam gel. Şimdi de evi aldık. Biz üstümüze bunu kandırırız bu çocuğa. Evet. Allah'tan başka kimsem de yok. Bacılar da, abim de boş hepsi. Esra abla. Yani sana aslında kızını ev için mi ev vermiş için verdiler. Yani? Şimdi ondan kirada ya. Ona daha bir tane halısı yoktu. Annemin eşyalarını deydi, oğlum bu güzeldi, bana alın mı? Annem dul maaşından, babamın emekli parasından alır da yığar da. Deydi bu tencere güzel, ben deydim anne al götür, ben ne edeceğim, iki kişi zaten. Ben işe gittiğimde de ev yakın ya, kira tuttuğum evet. Ev birbirine yakın. Eşyaları alıydı, evine götürüydü, tencereyi çalıydı. Ekmek fişimi çalıydı, ekmek fişine kadar... Sonra da teyzem ona değil. Ekmek fişi ne demek? Ekmek fişi mesela 200 tane ekmek fişi alıyorum. Parasını veririm fırıncıya. Fiş, param olmadıysa fiş. Fişle alıyorum. Aynen. Anladım. Ekmek fişime, Esra abla ekmek fişime kadar. Sonra da teyzem oğlu rahmetli oldu. 45 yaşındaydı. Işıklar servis. Öksüz hakkı inmez. Hı hı. Beni talan ettiler. Ben dışarıda kaldım.
Allah'tan başka 4-5 senedir ben dışarıda kalıyorum. Hastane misafirhanede yatıyorum. Banklarda, balıklı gölde banktan. Ailen niye desteklemiyor şu kardeşlerin? Esra abla, bu gözü kapağı gözle faydası yok. Ben Ankara'daki ablamın yanına gittim. Boş. Urfa'daki ablam var. Giden bir çay içiyorum. Burun tırın yapıyor. Burnunu hava kaldırıyor. Ben çocuk da gelirim. 24-25 yaşında artık sokak. Nasıl burun kırın yapıyor? Ne diyor yani? Ya sıfat yapıyor. Kardeşim her dakika gelme. Kocamdan şey oluyor. Aramız bozuluyor. Ben de gitmeyeyim. Gitmeyeyim Esra abla. Ortada sen kalmışım. Sen en küçük çocuk musun? En hani? Küçükleri benim Esra abla. En küçük sen. Onlar evet. Belki hani hayatlarını bir kurdular. Sen düzenini kuramadın. Ben kuramadım. Baban hayatta mı? Babam 2015'te rahmetli oldu. Hepsi kalp krizden gidiyorlar bunlar. Abin de yanına almıyorsun. Abim boş. Abim zaten yuvamı dağıttı. Bazılarının abesi var. Kardeşim belini tutar. Benim abim affedersen hayırsız çıktı. Öyle peki değil. Ahmet sen anlatırken de dedin ki aslında kayınvalidem ilk başta beni çok seviyordu. He seviyordu. Şimdi yalan etmeyeyim aynı. Seviyordu işte. Ev gitti şey etti dedi ben seni kınamam etmem kal et işte böyle. En sonunda dönme yaptı. Ben kızımı arayayım. Git dışarıda ne hali varsa gör. Cenazeyi sokakta ancak cenazeyi sokakta bulurlar. Böyle hakaret etti. Bir de etti. Ahmet seni kayınvaliden eski sevgilisine benzetiyormuş. Aynen. Diyordu eski sevgilime kaşların saçların eski. Bunda kayınbabamın haberi yoktu. Kayınbabam dışarıya gidiyordu. Yok kayınbaba ya böyle böyle değil yok. Bir yer laf ediyor. Bunlar konuşulacak laf değil ama. Ne gene. Diyor yani? Ne laf ediyor? Ya benden dalga nasıl diyeyim? De ilişkiye girecek. Konuşulacak laf söyle bakayım Ahmet. İlişkiye gireceksin. Ben de gel. Kayınbabam. Evet. Geli işte kaynanam yarım. Neyse anladım. Ha. Yani sana çok özel hayatını anlatıyor. Aynen. İşte dedi gel kucağımda ya da evladım. Kucağına mı yatıyorsun? Ha, kucağında da ben çağırdı dedi gel. Sen onun kucağında ha, oturuyor. Kucağında uzandım yattım. Dedi niye? Gel oğlum gel evladımsın. Ben de bilmiydim ilk defa evliyim. Aha. İlk defa evlendiğim için. Benim... İlk defa evlendiğinde kaç yaşındaydın? O zaman 23 mi? 23 yaşında. Bir sene önce ya. Ha, bir sene peki oldu. Kucağına ben bilmiyordum yatırmak hocam. Ne şimdi demek? Kendisi 42 yaşında. Bir dakika kucağına yatırmak ne demek abi? Ya kendisi nasıl diyeyim? Göstersene yastıkla. Yastık kayınvalide. Ya kaynağım böyle uzanmış da şimdi annem gelin evindeydik o evet. Zaman. Eşimden ben yan odadaydık. Kendisi de küçük oğlundan. Oğlunun yaşı 8-9 yaşında. Kendisi de öbür odada, yan odada. İşte dedi nedir? Gel ben oğlu kalktı gitti kızının yanına, eşimin yanına kaçtı gitti. Ben de başım ağrıyordu. Anneme dedim kaynanama dedim. Dedim annem ağrı kesici var mı? Dedi var çantamı getir verim. Böyle böyle baktım çocuk. Benim kayınım gitti eşimin yanına yan odaya. Kendisi de uzanmış böyle avucunu açmış. Dedi gel kucağımda gel uzan. Ben de işte o zaman ayık da geldim işte. Gittim ben de kucağında uzandım. O ne yaptı? Bir şey yapmadı. Yan yana yattınız. He. Benden bir şey beklemedi. Ondan da tekmeyi bir vurdu gerçeğindi. Anlamadı bir dakika ondan bir şey. Şimdi de bir şeyler yapar bir şeyler eder. Bir şey etmedim. Böyle bir yere doğru böyle uzanmış da. Ha senin bir şeyler yapmanı bekledim. Aynen ben de kafamı duvara yaslanmıştım. Tedirgin oldun. Ha, ben elim ayağım sapsarı oldu. Ben bir şey yapmadım vallahi şükür. Peki böyle... yanlış anlamış olabilir misin? Gerçekten anne şefkati miydi bu? Şimdi benim öz annem. Ben teyzeme de dedim böyle böyle yaptı. Dedi Ahmet senin öz annen. Yani böyle uzanıyorsun anne tekmeyi siye vuruyor. Niye tekmeyi vuruyor diye kalk lan. Yaşım küçük mi? Yok günahtır. Şimdi bir bayandan el ele değdiyse gene günah. Değil ne kadar kaynağına olsun ne kadar ana olsun. İşte benim öz anam beni kabul etmiyor deydi. Yani ben oğlum. Annemin yanına yatmıyorum. Kayınvalidemin niye yatayım diyorsun. Onu bir yere değdiler. Bir tuhaf geldi i̇şte, sana bu. He. Nuska muska da kaynağınam yapıyor. Ne muskası yapıyor? Nuska elinden geliyor. Bir gün tabloya çıkmıştım. Tablo almıştım. Ramazan'da kaç sene oldu. Eşimi gene yanına çekmiş. Sokak kapısı da perdeli. Hı-hı. Aradan baktım. Kur'an-ı Kerim'i yapmış. Kur'an-ı Kerim okuyor. Sen o Kur'an-ı Kerim'e kurban ol. Legene suyu doldurmuşum. Şerbet, yan balı satıyorum. Baktım komşunun kızı da geldi işte. Dedi yardım edin mi? Dedim yardım edilsense, etmişsense ağır. Onun tablanın üstüne koy. Eşim de görüyor ya kaynanam diye gitme geç otur. Hı hı.
Sen de kalkı komşuya ana değil bu kızıya sahip çık. Sahip çık. Ha. Bundan şey olmasın. Kız, ne olmasın? Bundan bir şey konuşmasın, şey etmesin, muhatap olmasın. Hı hı. Ama ona onu yapayım. Kayınvaliden seni kıskanıyor muydu? Kıskanıyordu. Kimlerden kıskanıyordu? Kızından da kıskanıyor muydu? He. Kızını nasıl diyeyim? Şimdi benim yaşım 24 yaşında ama az çok eskisinden iyi az gene biliyorum. Kızını yem olarak bir attı. Balık yeme atılar ya onun gibi yaptılar. Niye yem olarak attı yani? Ya Esra abla bir aşık olmuştu geçen diyeyim. Sana aşıktı kayınvalide. Bir aşık olmuştu dedi. Eski sevgilim, başlarına eski sevgilime benziyor. Saçların, boyun. O zaman bir bayan bela kaynana dedise o zaman sulani bir açıkçası budur. Evet. Ben yani bunu aslında biliyorum. Aslında sana aşık olan kayınvaliden de kızını sana verdi. Bakı da affedersiniz. Bakıyor da kira tuttuğum evde şey vardı, enerji vardı. Bakı da banyo yapmaya dedi ki, dedim ki et banyo yap. Ya banyo yapacağım dedi kayınvaliden. He yapacağım. Affedersiniz stüdyenin şeysine kapının arkasında. Eşime dedim bak bunu gene gördümse kapıya almam, içeriye koymam bunu. Yani iç kıyafetlerini hep ortaya atıyordu. Ortaya atardı. Bilerek mi diyorsun? Bilerek. Bu? Sepet var orada, kirlilik sepetini atabilirsin. Niye o kapının arkasına atsın? Eşin ne diyordu buna? Eşim bir şey demiydi. Dedi Ahmet idare et, bir şey olmaz, bir şey olmaz. O diyor muydu annesine sen iç çamaşırlarını topla anne ortada kalmasın? Yok bir şey demiydi. Hı hı. Bir şey demiydi. Dedim poşete koy, al ev zaten ben kira tuttuğum ev bıraksan onların da böyle yapışık bir adım attınsa zaten yakındır. Hı hı. Dedim al çamaşırı götür evinde yakasın. Yok burada yakarız. Kayınvaliden kaç yaşında Ahmet? Kaynanam. Hı hı. 42 mi 43 40 yaşında. Bırak. 40 yaşında sen 23 yaşındasın ama diyorsun ki yani senin iddiana göre Ahmet'in iddiasına göre kayınvaliden bana aşıktı. Aynen. O yüzden de bu kızla evlendirdi benimle yakın aynen olmak için. Aynen ama... Sözünüzü kesiyorum Esra abla. Kız zaten bir az aşıktı. Nasıl diyeyim? Dedim ben bunu istiyorum. Sözlerine göre eline jilet de çekmişti kız. Jilet de çekmişti eşime. Yani eşin seni sevmiyor muydu? Yok yok seviyordu o. Dedi bana nasıl diyeyim? Dedi ben Ahmet'e tutuldum aşık oldum. İşte eline jilet bilet de çekti kız. Ha. Şeydi. Kendine böyle zarar verdi senin kendine aşkında. Zarar. İşte kaynanam. Ben normalde ben annem öldüğünde ben evliliği bozacaktım. Annem ben Sakarya'da pazarında acemi birliğimi yapıyordum. Telefon geldi dedi anne hastanede. Dedim tamam geceliğin askerdeyim işte baykuş üst tarafta öti arkadaşım orada 3-4 kişi. Dedi ya bizim içimizde ya da dışımızda birisine bir şey olacak. Dedim boş yerin batılı inançtır bunlar. Ha, baykuş görmek uğursuzluk diye öte düşündün. Geceline. Bu evlilik sana uğursuz gelecek diye mi düşündün? Hem uğursuz oldu hem annem üstüne öldü. Yok o öttüğü zaman benim annem. Öldü. Ha, baykuş öttüğü zaman. Öttüğü zaman aynen. Ben de işte hava değişime geldim. Kaynanam dedi gel bize dedim ben gelmeyeyim ben kendi evime giderim. Annem gelin evine. Bilmiyor muydun öldüğünü o zaman? Bilmiyordum. En sonunda arabaya bindim dedi ölüm. Belgesel şey ben gene güldüm. Koş dedim boştur. İnanmadı. Kafa basmayı Esra abla. Öyle böyle işte gittim işte hastaneye. Hastaneye yok. Dedi gel 3 ay bizde kal. Hava değişimi aldım şey ettim dedim yok ben kendi evime giderim. Dedi yok burada kalacaksın. Ya Allah razı olsun ögüme şey ögüme kahvaltıya indiriydi şimdi. Peki Ahmet neyse böyle şey hani annenin vefat ettiğini öğrendiğinde ilk. He. Sen onunla yaşıyordun ya en küçük çocuk. Ben yanında çok kaldım annemin yanında. Hı-hı. Babam 2015'te öldü. Ben anama bakardım tam psikolojim bozuldu. Askerlikten de çürük aldım. Tam hayatım bitti. Çürük hı-hı ne aldın? Çürük verdiler psikologdan dolayı için. Çürük annen verdiler vefat ettiği için psikolojim bozuldu. Psikolojik sorunlar yaşayınca tabii bırakmıyorlar askeri. Peki Ahmet annenin ilk gittin evde mi? Nerede öğrendin vefat hastanede ettin? Hastanede. Teyzem eve geldim uçaktan spontanla dedi. Hastanede morta. Saçı bembeyaz olmuştu. Dedim bu değil güldüm. Güldüm. Mor, o şeyin üstünde o şeye koymuşlar güldüm ben koş. Dedim bu değil dedim kafa polis bende. Benim annem değil bu mu dedi? Dedim bu benim annem değil dalga mı geçiz?
Annem o zaman ölmezden önce kaynanama da demiş de bir şey olduysa oğluma sen sahip çık. Kaynanam da demiş gözü açıkta kalmasın ben sahip çıkarım oğluya. Yani aslında ya. Sen anneni o şekilde görmek seni çok psikolojik. Ben çok çöktüm. Esra abla vallahi billahi tillahi ben çok çöktüm. Ben çok çöktüm. Peki sonra çürük bu psikolojik çöküntüden... Psikologdan sonra ben çürük verdiler psikologdan sonra. Ben yapamıyordum askerlik. Düşünüydüm böyle düşünüydüm. Kontan bana değil de hiç kontanı affedersiz takmıyordum. Emin olun. Yarbay. Ne düşünüyordun Ahmet? Ya düşündüm yatamıyordum Esra abla. Gecelin yatamıyordum ben. Taklıydım ha oraya buraya gidiydim ha kafama göre. Öyle tam psikolojim tam bozuldu. Annem gitti, önce babam gitti, annem gitti üstüne. Benim 17 yaşında yeğenim gitti. Ondan sonra benim teyzem oğlu rahmetli oldu. Çok kayıp yaşamışsın Ahmet üst üste. Eşim gitti. Ev gitti. Ev gitsin benim gül gibi anam babam gitti. Ev umurumda değil. Yalnız kaldın Ahmet. Ben 5-6 sene yalnız kaldım. Gidiydim hastane misafirlerinde yatıyordum. Gidiydim Balıklı Göl banklarda yatıyorum. İşe gidiyordum lokantaya 400-500 milyon günlük. Günlüğe çalışıyordum. Gidiydim bankta yatıyordum ama yatamıyordum. Dedim şimdi kafası hoş olan gelir boynuma bıçağı batırır. Kesemden giderim. Yatamıyordum. Peki Ahmet sen şimdi buraya geldin. Senin isteğin ne? Valla Esra abla bilmiyorum ki ben diyen bir tane sıcak yuvam olsun. Şimdi ben çalışayım edeyim bazı da eşya alamıyorum. Bilmiyorum yapamıyorum edemiyorum. Diyen sıcak yuvam olsun şey olsun. Yani sen eşinle mi barışmak istiyorsun? Eşim gene istiyse gelsin olsun. Ben gene arkasındayım. Gene eski benim namusumdur. Ben bir şey demeyeyim. Ben gözü aldım onun için gittim. Gene dediler gel barıştıracak gel edeceğim. Onun için ben gene darp edildim. 3-4 kişi kayınbabam yeğenleri beni vurdu. Ondan sonra nasıl istemediler seni barışmanı. Tuzak kurdular bir gece 2-3'te. Ben emanetsiz gideyim tuzak kuruyla. Kalktım ben de hastaneye karakola gittim. Beni hastaneye götürdüler. DAP raporu aldım. DAP rapordan sonra şikayetçi oldun mu? Şikayetçi oldum. 5 yıl ceza yediler. Öyle mi? 5 yıl dedim değil gir çıktır bir şey değil. Ceza almamış. Ama değil ceza almamış. Ceza almışlar neticede. Evet. Peki Ahmet sen... Telefonum vardı telefonumda. Sen bir eşine seslenir misin Ahmet? Bir eşine seslenir misin? Ne seslerim geliyorsa güzel gelsin. Bir duygularından bahset. Hani deminki gibi. Yani ya Esra abla geliyorsa gelsin. Öyle denmez ama kadına. Kadına öyle denmez. Birazcık güzel bir şey söyle. Geliyorsa gelsin değil. Annesi gene sıkıştıracak onu. Sen hiç emin onları ol. Düşünmeden söyle. Aranızda bir duygu sözü vardır mutlaka. Ya geliyorsa ben her zaman yanındayım. Ölümüne kadar ben yanındayım. Ben buradan da İstanbul'dan Urfa'ya da sesleniyorum. Budur. Ne diyorsun? Seni seviyorum. Söyle. Kendini seviyorum tabii ki. Kendini değil canım. Seni kızım. Eşimi seviyorum tabii kendini seviyorum işte. Adı ne eşinin? Hiranur dedeciğim. Hiranur'a seslen o zaman. Sesleniyorum. Hiranur de. Söyle bir daha açık söyle. Yo Hiranur, Hiranur'u seviyorum. Aynen. Evet. Zaten... Hiranur. Hiranur. Bu Hiranur mu ya? Bu kayınbaba. Adam. Yok. Kayınbaba bu. Hiranur. Alo merhaba Hiranur nasılsın? Telefon düştü tekrar bağlayalım. Ne kadar zaman sonra duyacaksın Hiran'ın sesini? Vay ilk defa duyuyorum. İlk defa duyacaksın. Ben normalde gizli mesaj atıyordum. Kaç sefer. Mesajlaşıyor musunuz? Bundan kaç sene o zaman beni evvel çağırdı damağa çıkmıştı. Dedi bir bisküvi çikolata al gittim aldım damdan attım gizli. Ama kayınbabamdan... Bir bakayım kayınbaban ne diyor Hacı Bey. Yalan edeceğim. Alo. Hiranur. Hacı Bey deyince Hiranur çıkıyor. Hira deyince Hacı Bey çıkıyor. Bunlar ki böyle. Hiranur. Niye? Telefonu arkadaşlar bağlıyorsunuz düşüyor devamlı. Peki sen yukarıda dedin taş attım ne oldu? Taş değil değil. Ha. Mesela dedi canım çikolata çekide alıydım damdan atıydı. Eski evle hayatlı ev olduğu için. Dama atıyordum. Dama atıyordum. Ya Esra abla bir dediğini bir etmedim.
Bir dedikini bir etmedim. Hiranur. Ay vallahi bak ben burada karakola çıkacağım. Hiranur duyuyor musun beni? Selamımı da et. Duyuyorum ablam, duyuyorum. Kaynanasıyım. Ha kayınvaliden. Evet. Bağlayın, rica ediyorum bağlayın. Bak kalp krizi geçireceğim. Tamam, adınız nedir acaba? Kayınvalidenin adını alayım. Berin Dedecan. Berin Hanım, yayındasınız şu an. Canlı yayındasınız. Esra İsmeci ben. Evet, evet. Ahmet de burada. Ahmet. Ahmet. Dinliyorum. Arkadakiler konuşmasın, siz konuşun sadece. Arkadan kimse konuşmasın. Alo. Ha, duyuyorum sizi. Arkadakiler konuşmasın lütfen, siz konuşun. Niye terbiyesizlik yapayım? Söyle Ahmet. Ne terbiyesizliği? Niye terbiyesizlik yapıyorsun? Niye saygısızlık yapıyorsun? Senin yaşında oğlum var, saygısız. Vallahi bunu herkes biliyor. Saygısız olma. Benim kızım seni severek aldı. İntihara kadar gitti. Yapmayın dedim. Evlenmeyin dedim. Niye evlendiniz? Yalan etme dedin evlen. Sen vur değil. Sen vur değil. Ben şikayet ettim. Abla yalan edin. Esra abla. Konuş. Konuş. Söyle konuş. Cevap ver Ahmet. Yok konuşsun konuşsun. Yok. Kendini kalktı. Ablam da Urfa'daki ablam da vardı. Benim kızım burada. Dinle. Kızın kafasına silah sayadın. Kızın kafasına silah sayadın. Kızın saçını kestin. Kızın şiddet duygulandın. Ey savcı. O zaman savcı dedi bunun şeyse raporu nerede? Beni vurdu. Şahit, hepsi şahit. Tam arasınlar o zaman, dönsünler. Zemzem'i de tanıyın. Zemzem gözler size de bağlansın. Tam bağlansın. Zemzem gözler size bağlansın diyor. Abla. Peki Zerrin Hanım, ben baştan başlayayım. Hira ile Ahmet severek mi evlendiler? Evet, severek evlendiler. Abla karşı geldi, ana karşı geldi, baba karşı geldi. Kızımıza sözümüz geçmedi. Geçmedi. Neden istemediniz Ahmet'i siz? Evet, severek evlendiler abla. Şey, televizyonu kapatın, telefondan dinleyin. Yankılanıyor çünkü. Yani peki, siz Ahmet'i neden istemiyordunuz Zerrin Hanım? Abla, madde bağımlısı. Oo, bak yalana bak. Madde bağımlısı. Yalan değil. Yalan değil, gerçek. Bak, bak. Abla, madde bağımlısı, beni hastaneye götürün. Karnımda bir şey çıktıysa boynum kıldan ince hadi. Tamam, madde ama, kullanmıyorum diye. Ama karnımda madde çıktıysa... O zaman bunlardan... Tamam. Peki Zerrin Hanım, şimdi şöyle de bir iddia var. Yani kayınvaliden bana çok yakın davranıyordu diyor. Kayınbabamdan ben sorun görmedim. Benim 24 yaşında bir oğlum var. Evladım gibi hanım. Kendisini görüyordum. Beni diyor eski sevgilisine benzetiyordu diyor. He, bunları yapıyordu. Benim sevgilim olmadı ki, yalan yulan konuşma. He. Terbiyesiz. Yaptı. Benim sevgilim mi oldu? Benim ailem belli, ailem. Antalya'da dedin, Antalya'da eski sevgilime benziyorsun. Ayrıldık şimdi. Yalan söylüyor ablam, yalan söylüyor. Kur'an'a el basarım, kitaba el basarım, yalan söylüyor. Peki Zerrin Hanım, sonrasında diyelim ki Ahmet'le Hira evlendi. Evin içinde ne problemler oldu? Televizyonu kapatın Zerrin Hanım. Ahmet'le Hira arasındaki problem neydi? Şiddeti var. Kızıma şiddet uyguluyordu. Kızım geldi bana dedi ki anne Ahmet bana şiddet uyguluyor. Ahmet benim koluma çatal batırdı. Çatal batırdı koluma, doğru mu Ahmet? Yok abla, yok. Ha? Yok. Sen öyle bir şey yapmadın. Yok. Neden öyle yaptı diyor o zaman? Yalan ediyor, iftira ediyor. Peki siz darp raporu aldınız mı Zerrin Hanım? Yok. Evet, evet kızım burada. Ablam istiyorsan kızımı verin bir konuşayım. Bir verin bakayım, yalan bir konuşayım konuşuyor. Zerrin Hanım, yalan bir konuşayım. Konuşayım. Kızımı verebilirim. Tamam, verin Zerrin Hanım, bir konuşayım. Yalan konuşma. Adalet var yukarıda, Allah var. Kendi Allah'a kurban ol. Kendi eşim, ismimin baş harfine yazmış da kalktılar, sigara bastırdılar. Eşim bunu bir yedi. İşini ben de yalan edebilirim diyorum. Benim Hira Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Şimdi Ahmet burada, işte size dönmek istiyor, bir şeyler anlatıyor. Ne diyeceksiniz? Arkada konuşmasınlar. Abla şimdi tamam, biz severek evlendik. Evet. Biz severek evlendik. Benim annem babam da razı değildi bu duruma. Hı hı. Sonra ben kolumu jilet attım. Dedim ki ben ailemle ikna oldular zor. Bana küs oldular, darıldılar. Ahmet bunu benden çok iyi biliyor. Yok. Peki sonra niye aranız bozuldu Hira? Aynı anamın üstünde. Abla şimdi elime vicdana koyup konuşacağım. Kendi de koysun bu vicdanına. Tamam, söyle Hiracığım.
Ben kendine bak, ben kendine öyle bir aşıktım ki, öyle bir deli gibi sevdim ki. Yüzüne bakım kremine, her şeyini, saçına kadar taradım. Yalansa yalan desin. Saçına kadar taradım diyorsunuz. Tam çok daradım ama daradım. Ben de çok sevdim. O da çok sevdi. Dışarı çıkarken bile ütülü gömleği içsiz dışarı koymazdım. Tamam bak şunu yapı de edi de deyi de sen benim annemin şeysen yadırgarırsan ama aynı adam geldi ortaya şey etti. Talan etti. Hadi buna da yalan be. Tamam bak ben doğru diyorum. Ben yalan etmiyorum. Bak ben buna doğru diyorum ama. Bak buna doğru diyorum. Peki seviyordunuz, ne oldu sonra Hira? Aynı anam şey etti. Seviyordunuz birbirinizi, ne oldu sonra? Hira. Ha. Alo. Abla bak benim annem yanıma küs gelmişti. Ben kendine tavuk haşlıyordum. Geldi çatalı koluma batırdı. Abo, benim saçımı kesti. Abo. Başıma silah dayadı. Evlendiğim ilk gece alkol içtik. Kim yapar bunu? Peki sizin kolunuzda çatal batırdı. Yalan ediyor. Bak yaptan konuşma lan. Sen yalan konuştun. Ben sana ömrümü verdim ömrümü. Ben gençliğimi feda ettim sana. Bir de utanma çıkmışsın ama yayına diyorsun ki ben karımı seviyorum. Bana etmedin kalmadı be. Ettin kalmadı be. Ölümlü dünya, ölümlü yalan etme. Ölümlü dünya. Orada ölümlü baba dünyasa, orada siyah akıl vermesin. Ölümlü dünyasa annenin önünü öperse ki doğru konuş. Annenin önünü öperse ki doğru konuş. Ben doğruları konuşuyorum. Ben yemin içiyorum. Asla. Kabıma iki tane elgi yolluysan değilse ki ben karımı seviyorum, karım diye geri dönsün. Bana ben yaptım. Sen değilse ki ben karımı istiyorum, karım diye dönsün. Sen benim ömrümü ziyan ettin. Ben seni geçtiğimi feda ettim. Nasıl? Bir çocuk sana gençliği bir yer verdi. Nefret ediyorum bile senden. Peki neden kolunuza çatal batırdı? Nasıl oldu o olay? Hira anlatır mısın? Abla şimdi bu gerizekalı çok yanlış konuşuyor. Gelmiş bana çatal batırıyor koluma. Niye? Evlendiğim ilk gece saçımı kesti. Neden saçınızı kesiyor? Tamam, tamam ben çok seviyordum. Bana çikolata da getirdi. Hira, bana iki dakika bir reklam aramız var. Ben bunu Hira, ihtar etmem. İki dakika reklam aramız var. Telefon hattında bekle, reklamdan sonra devam edeceğiz. Hira. Efendim abla. Şimdi Hira, Ahmet de belli ki siz zamanında birbirinizi çok sevmişsiniz. Sen Ahmet'in sana şiddet uyguladığını söylüyorsun. Ahmet hayır böyle bir şey yok diyor. Neden? Kim doğrusu? Ya şimdi ben her zaman kadına inanırım Ahmet. Kusura bakma ama neden? Sen acaba hiç şiddet uyguladın mı eşine? Bak bana doğruyu ben söyle. Ben şiddet uygulasaydım diyerdim Esra abla. Bir iki hatam oldu yaptım. Hı-hı. Yapmadım. Şey niye ettim tamam. Ya tam şiddet yaptım mesela. Geçseydin şeye verseydin. Sen bir iki verseydin. Tokat mı attın? Atmasın. Onun bunun namusunu atmadan önce düşünseydin. Bu da yalan diyor. Atmadım diyor. Bu da yalan. Allah var. Olsa Ahmet diyerek, yalan konuşma Ahmet. Olsa diyerdim bir tekme ya da silah vurdum buna. Kızdım vurdum. Her gece yatağında tekmelemedin mi sen beni? Yalan. Ne yapıyordu yatağında Hira? Abla ben bununla çok affedersiniz. Yan yana girdiğimde kendi benden bazı nedenler istediğinde ben yapmadığımda o bana tekmeliyordu yatakta. Aa. Hadi bu da mı yalan? Yalan. Hani bir beklentisi olunca sen yapmayınca tekme atıyordu. Evet. Doğru mu Ahmet? Yalan. Ha? Bu da mı yalan? Ne yalan? Hep ben yalan şimdi, sen haklı. Ha. Bir eş, bir bayan, bir erkek yan yana yatabilir. E tabii. Yatmıyor kalkıyor da yan odaya gidiyor da yarım kilo, bir kilo yüzüne sürmeyi vurdu diye de ben annemginin yanına gidiyorum. O zaman ben sen niye almışsın? Sen babama küfür et değil mi? Sen babama küfür et, ben yanında yatayım bir de. Hayır sen peki şiddet uyguluyor muydun Ahmet? Yok. Doğruyu söyle. Yok olsa diyelim uyguladım. Hiç Esra abla yok. Şiddet uyguladığı için ben çok seviyordum. Ben ölmüş... Şiddet uyguladığı için ben ona dinle ve seri deli hareketleri vardı. Evet tamam. Tuhaf hareketleri vardı diyorsun sen. Hira biz seninle konuşacağım. Yayının sonuna doğru geldik. Sonrasında konuşalım. Ahmet de buraya seninle barışmak için geldi. Ama şiddet varsa işin boyutu çok değişir. Onların hepsini öğreneceğiz. Bugün programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.